Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınızın karşısına Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Yine kenti ve kentlileri yakından ilgilendiren tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarını bültenimizin yayın akışı içerisinde paylaşacağız sizlerle. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüzü de kutlayarak başlayalım ve bugünün Manisa'da da düzenlenen çeşitli etkinliklerde yine kutlandığını hatırlatmış olalım. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan program, Kadınlar Yürüyüşü ve Şehzadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi 85. yıl çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan müzikli tiyatral gösteriyle devam etti. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ve kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu niteleyen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Manisa'da düzenlenen programlarla kutlandı. Programlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Usa Mehmetoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Şube Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Şükran Kaya, siyasi parti temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ilk programda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadınların toplumdaki önemine değindi. Kadınlarımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kadınlarımızın taleplerinin, isteklerinin önünde emek ve eşitlik vardır. Elbette bu anatomik ve biyolojik ya da duygusal bir eşitlik değildir. Söz konusu eşitlik, hayata katılma, kendini geliştirme ve üretimin sonuçlarından hak ettiği payı alma anlamında fırsat eşitliğidir. Biz kadınlar, kadın renginin yansımadığı bir çalışma yaşamını eksik, yetersiz ve anlamsız buluyoruz. Kadınlarımız erkeklerin gölgesinde kalmasın istiyoruz. Bazı tabuları kıralım istiyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır düşüncesiyle değil. Her başarılı erkeğin yanında bir başarılı kadın vardır anlayışıyla ilerleyelim diyoruz. Çelenk sunma töreni ve yapılan konuşmaların ardından program Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültür Merkezi Lale Salonu'na kadar devam eden Kadınlar Yürüyüşü'yle devam etti. Yürüyüşün ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, Şehzadeler Türkiye Büyük Millet Meclisi 85. yıl çok programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan müzikli tiyatral ile devam etti. Kara geceler, geceler. Sanki delik delik uzuyordu. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan programda Türk kadınının tarihteki ve toplumdaki yeri anlatıldı. Ve kara savana koşulan kadınlarımız. Kimi der ki kadın boynunda taşıdığım vebalimdi. Kimi der ki olur yoğuran, kimi der ki çocuk doğuran. Değerli seyircilerimiz, Salihli'de ölüm kavşağı olarak bilinen kavşağın yerine yapılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı tamamlandı ve görkemli bir törenle trafiğe açıldı. Kavşağın açılış kurdelesini ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kesti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kavşak açılışı için ilçedeydi. Başkan Ergün'ü Salihli girişinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Baysal, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatları ve mahalle muhtarlarının bulunduğu yoğun kalabalık karşıladı. Başkan Ergün ve beraberindekiler
Karşılamanın ardından Salihli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenine geçti. Törene AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Ömer Baysal, partilerin kadın kolları başkanları, ilçe başkanları, Manulaş ve Maske Genel Müdürlüğü'nün daire başkanları ve müdürleri katıldı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'ye verilen sözlerin tutulduğunu söyledi. Manisa değişti, Salihli'yi de birlikte değiştireceğiz demiştim. Bugün ne mutlu bize ki bu 5 yıllık süre içerisinde Salihli halkımıza vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getirmenin onurunu, gururunu ve keyfini yaşıyoruz. Sayın Başkanımla Salihli'de hep ilkleri başardık. Çok hızlı bir şekilde işe başladık. Durgeç köprülerini tarihin sayfalarında gömdük. Atatürk Spor Salonu'nu birlikte yaptık. Yollar dedik, prestij caddeleri dedik, birlikte yaptık. Birçok projemizin altında Cengiz Başkanımızın hep imzası oldu. Salihli sel basan, yağmur yağdığında ortalığı sel götüren bir yapıya sahipti. Yağmur suyunu da hallettik. Pazar yeri dedik, yeraltı otoparkı dedik, Bedesten Çarşısı dedik, hayata geçirdik. Eksiğimiz köprülü kavşaktı, üst geçitti, ölüm yolu dedik. Gerçekten birçok canımızı orada kaybettik. Birçok çocuğumuzu, gencimizi orada kaybettik. Bugün Allah'a çok şükür ki onu da açmanın keyfini yaşayacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün törende Salihli'ye verdiği sözün yerine getirildiği önemli bir gün olduğunu belirterek dev bir projeyi hayata geçirmenin heyecanı ve mutluluğu içinde olduğunu kaydetti. Gerek Zeki Başkanım, gerek şahsım güzel Salihli'mize en güzel hizmetleri kazandırmak için canla başla çalıştık. Bugün de Salihli'mize kazandırdığımız kavşak projemizin birinci etabının açılışını yapıyoruz. Bizlere bugünlere gösteren Allah'ıma şükrediyorum. Buraya ölüm yolu deniyordu. Hepimizi üzen, birçok ölümlü kazanın yaşandığı İzmir-Ankara karayolu üzerindeki bu yol için kavşak projesi geliştirdik. 27 Eylül 2017'de ihalesini yaptığımız ve 2017'nin sonlarına doğru çalışmasını başlattığımız bu önemli projede bugün bu aşamaya geldik. Salihli'mizi ortadan ikiye bölen bu yolda geliştirdiğimiz kavşak projesiyle bu yolu kullananların hem can ve mal güvenliğini üst seviyeye çıkardık. Hem de zaman ve yakıt tasarruf yapmalarını sağlamış olduk. 63 milyon lira gibi bir yatırımla Salihli'mize kazandırdığımız bu önemli yatırımı tamamladığımızda İlçemiz trafiğine de rahat bir nefes aldırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Meclisimizde aldığımız kararla bu önemli projeye eski başbakanlarımızdan merhum Bülent Ecevit'in adını verdik. Huzur içinde yatsın. Bu vesileyle eski başbakanımızı da saygı ve rahmetle anıyor, tüm meclis üyelerimize Bülent Ecevit adının burada yaşatılacağı yönünde verdikleri kabul oyu nedeniyle bir kere daha hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.
Başkan Ergün ve beraberindekiler yapılan konuşmaların ardından kavşağın açılışını yaptı. Kurdele kesimi öncesinde kurban kesildi. Açılış sonrası Başkan Ergün, Zeki Kayda ve beraberindekiler kavşakta inceleme yaptı. Değerli seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli ilçesine kazandırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşak Projesi'nin birinci etabının açılışı yapıldı. Oldukça kalabalık geçen açılış töreni coşkulu anlara sahne oldu. Salihli Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar aldıkları hizmeti anlatarak hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı hem de Salihli Belediye Başkanı'na teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Salihli'ye kazandırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşak Projesi'nin birinci etabının açılış töreni coşkulu anlara sahne oldu. Alanı dolduran vatandaşlar yapılan hizmetleri değerlendirdi ve hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na hem de Salihli Belediye Başkanı'na teşekkürlerini ilettiler. Bir kere altyapıya çok fazla hizmet yapıldı. Yağmur suyu kanalları eklendi ki Salihli'nin en büyük sorunlarından birisiydi. Biraz yağmur yağdığında sel oluyordu bütün mahalleler. Şu an asla öyle bir problemimiz yok. Doğal gaz yatırımı geldi. Jeotermallerimizi iyileştirdi. Kapalı spor salonu yapıldı. Sosyal belediyecilik başlığı altında sosyal market evleri, gıda bankaları açıldı. Cengiz Başkanımız ve Zeki Başkanımız fazlasıyla şu 5 yılı verimli geçirdiğini düşünüyorum. İkisinden de çok memnunum. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte devam edeceğiz. Şimdi orada otoban üzeri olduğu için karşıdan karşıya geçerken çok fazla kaza oluyordu. Çok fazla ölüm oldu orada. Şu an güvenli bir geçiş şekli olacak başkanımızın sayesinde. Biz de açılışı kutlamaya geldik zaten. Bundan sonra ölüm olmayacak inşallah. Selle yapamamış hizmetler yapıldı. Şu anda yani doğalgaz, kapalı spor salonu, masalı, üst geçit, yani önünden üst geçitlerde bunlar hepsi geldi Zeki Başkanımıza. Allah bin kere razı olsun. Cengiz Başkanı'nın şeyinden öncülüğünden oldu hepsi. Bu da Zeki Başkanı'nın şeyinden hepsi oldu. Peki bu kavşak önceden ölüm yolu olarak biliniyordu. Çok kazalar yapıldı. Nasıldı? Ölümler oldu. Şükür inşallah bundan sonra olmayacak. Kimsenin burnu kanamayacak. Böyle ne olmayacak inşallah. Ömrünün sonuna kadar başkanımızı destekliyoruz. Ben Manisa'yı hem Salihli'yi bize büyük hizmetler yaptılar. Arkadaşım da az önce izah etti her şeyi. Doğalgazından tut. Hiç görülmemiş bir şeyler geldi buraya. Hizmetler geldi yani. Herkese teşekkür ederim. Bu kavşak yapılmadan önce nasıldı şimdi? Çok canlar aldı ama bundan sonra almayacak Allah'ın izniyle. Yolumuz açıldı. Ulaşımımız güzelleşti. Trafiğimiz güzelleşti. İnsanlarımız da güzelleşecek inşallah. Yani bizim daha beklediğimiz şeyler var. Bak başkanımız anlatıyor. TOKİ. Salihli'nin en büyük hizmet yani TOKİ. Bina sayımız arttı. Her şeyimiz arttı. Yollarımız güzelleşti. Caddelerimiz güzelleşti. Yani yapılmadık hizmetler kalmadı sayarım yani. Salihli şeyini yaşıyor. Tabii altın çağını yaşıyor. Hepinize teşekkür ederim. Ben şöyle diyeyim, her şeyden çok memnunuz. Her şeyden, aklına gelebilecek her şeyden memnunuz yani. Çok güzel, çok güzel. Ne kadar ölümler oldu, canlar yandı orada. Memnunuz yani çok. Allah razı olsun. Her şey yapıldı, köprülerimiz yapıldı, yüzme havuzlarımız açıldı, şeylerimiz açıldı, çay bahçelerimiz açıldı. Her şeyimiz yani elimizde. Su geçitlerimiz yapıldı, doğalgazımız da geliyor. Daha ne isteyelim yani 4-5 senede? Çok güzel. Çok güzel olacak yani. Hiç olmazsa kazalar olmaz. Seviyoruz. Salihli'ye bu dönemde bayağı bir hizmet gördük. Çok amaçlı düğün salonları. Ondan sonra yolumuz. Ondan sonra yeşil alanlarımız. Ondan sonra acaba parkımız yapıldı çok büyük. Bayağı hizmet gördük bu dönemde. İnşallah öbür dönemde seçilirse bayağı bir şeyler yapacağına inanıyorum başkanımın. Çok memnunuz. Birlikte oldukları için daha iyi hizmet geldi Salihli'mize. O yüzden iyi yani çok güzel. Bayağı bir kaza oldu yani.
haftada bir tane kişi mefat ediyordu o yolda. Bayağı sıkıntılıydı. Halk tabii talebini bildirdi. O talebi doğrultusunda da kavşağımız yapıldı. Köprümüz yapıldı. İnşallah halkımıza iyi olur. Yani bir nevi rahatlatır trafiği. Tabii ana cadde olduğu için bütün şeyler İzmir'e bağlandığı için bayağı bir kalabalıktı. Işıklarda sorun, insanların da biraz sabırsızlığıyla kazalar çok oluyordu. Hizmetler çok iyi, çok çok. Neler yapıldı? Her şey güzel gidiyor. Ben çok memnunum. Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Yapılan yatırımları beğeniyor musun? Evet. Neler yapıldı? Evet, yollarımız yapıldı, köprülerimiz yapıldı, altyapımız yapıldı. Siz de Salihli'de mi yaşıyorsunuz? Ben yeni taşındım buraya. Yeni taşındınız. Peki nasıl buldunuz? Çok güzel. İyi, yatırımları iyi. Çok güzel. Başkanlardan memnun musunuz? Memnunuz. Allah razı olsun onlardan. Başımızdan eksik olmasınlar. Neler yapıldı Salihli'de? Vallahi bana göre %90 iyi. İyi yani. Her şey yukarı yapıldı. Genelde yapıldı. Ben sayma yetiştiremem yani. Hepsi yapıldı. Genelde yapıldı. Yani ben şahsım adına memnunum. Gerisini bilemem. Bu dört yol var. Garajın karşısı var. Burada da kaza oluyordu. Bayağı can kaybımız çok oldu. Oldu yani. Ama şimdi zannedersem çok mağazam oldu ve daha güzel olacak yani. Güzel olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilçe programları kapsamında Salihli'yi ziyaret etti. İlk olarak ilçeye kazandırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşak Projesi'nin birinci etabının açılışını gerçekleştiren Başkan Ergün, bu törenin ardındansa mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, onların istek ve önerilerini dinledi. Muhtarlar da mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilçe programları kapsamında Salihli ilçesini ziyaret etti. Burada Köprülü Kavşak projesinin birinci etabının açılışını gerçekleştiren Başkan Ergün, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Bizim ev restoranda yapılan toplantı dua okumasıyla başladı. Sence malum Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ediyorsun. Samimi bir sohbet havasında geçen toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli ilçesi mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini de dinledi. Karayahşi Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, toplantının sonunda Başkan Ergün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek mahalle muhtarları adına çiçek takdim etti. Mahallelerine yapılan hizmetleri anlatan mahalle muhtarları teşekkürlerini ilettiler. Bütün her yerlere her şeylerimiz yapıldı. Ya, mahallemizde ne istersek her şey yapıldı. Yani yapılmadı diye bir şey yok. Aynı belediye başkanı ne dedi? Randevusuz giriyor. Evet, kaç sefer gittiysek girdik. İşte Yeşilyurt Mahalle Muhtarımız geldi. Diyelim şimdi önünde iki tane misafiri var. Onu kaldır bizi sokacak hali yok. Tabii onlar geldi, görüştü. Yani bütün isteklerimiz yerine geldi bugüne kadar. Vatandaşlar memnun. Salihli Büyükşehir'den çok büyük bir hizmetler aldım. Salihli Belediye Başkanı'ndan da büyük hizmetler aldım. Köprü benim mahallemdedir. Büyük köprü benim mahallemdedir. Yağmur suyu da benim mahallemden başlamıştır. Bunun için ben ikisine de çok teşekkür ederim. Salihli Muhtarla Dernek Başkanı olarak ayırtan, Salihli Muhtarla Dernek Başkanı olarak, Mehmet Güler olarak 102 mahalleye vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı ben teşekkür ediyorum ikisine de. Yani hem Zeki Başkanıma hem Büyükşehir Belediye Başkanıma ikisine de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorlar. Hele bugün bu açılışın yapılması bizim için çok büyük bir gurur. Yani benim Gaziler Mahallesi'nden geçtiği için sınır, ölüm yeriydi bizim orası. Onun için çok büyük bir fayda gördük biz. Zaten Büyükşehir de olsa, Maski de olsa hepsi bizi, işlerimizi zamanında yapılıyor. Herhangi bir şikayetimiz, herhangi bir konumuz yok. Cengiz Başkanı'ndan Allah razı olsun. Ondan sonra Salih Belediyesi Başkanımız Zeki Kaydan'dan da Allah razı olsun. Mahallemizdeki önce muhtarlık binası yapıldı. Ondan sonra sağlık ocağımız yapıldı. Ondan sonra kaldırım taşları yapıldı. Asfaltları eksik olan yerleri yaptılar. Ondan sonra en büyük sorunumuz yağmur suyuydu. Yağmur suyunu yaptı. Allah bin razı olsun hepsinden. Hayatınız kolaylaştı mı? Ne yönde etkiledi sizi bu yatırımlar? Valla biz daha önce bu yatırımları görmedik. Benim ikinci dönem, üçüncü dönem doğru inşallah gidiyoruz.
üçüncü an inşallah adayız. Daha önce bu yatırımları görmediği için, bu yatırımların hepsi bize geldiği için çok memnunuz. Vatandaşlarımız memnun. Vallahi çok memnunlar. Allah razı olsun. Özellikle yağmur suyu hattında Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Çünkü daha önce az bir yağmur yağdığı için evlerimiz su basıyordu. Evlerin içinde sular çıkıyordu. Ondan dolayı çok memnunuz. Öncelikle Cengiz Başkanıma ve Zeki Başkanıma mahallem ve mahallemin adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir'le birlikte mahalleme çok güzel yatırımlar yapıldı. Mesela Masal Ormanı gibi, Prestij Caddeleri gibi. Aynı zamanda mahallem yeni yerleşime açık bir mahalle. Yeni yapılan, açılan sokaklara MASKİ ile birlikte içme suyu, kanalizasyon şebekeleri döşendi. Yağmur suyunun başlama noktası bizden başladı. Bu Büyükşehir'in katkılarıyla yapılan. Yani şu anda gerçekten mahallemiz yaşanacak bir hal aldı. Hizmetlerinden dolayı Cengiz Başkanıma ve Zeki Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Yani Cengiz Başkanımızdan, Zeki Başkanımızdan sağ olsunlar. Şimdi önümüzdeki dönemde Zeki Başkanımızın projeleri içerisinde semt pazar yerimiz olacak. Yine Gökçepınar Caddesi'nden Gümüş Yayını üzerine bir köprümüz var. Sonra Türk Büyükleri Parkımız nasip olursa, önümüzdeki dönem hayata geçerse mahallemiz gerçekten çok çok güzel yaşanılır bir mahalle olacak. Her türlü hizmetimizi aldık. Mahallemizde hiçbir sıkıntımız kalmadı. Ufacık bir altyapı yapı sorunumuz var. Başka herhangi bir sıkıntımız yok. Sorunlarınızı söylediğinizde karşılık bulabildiniz mi? Nasıl oldu diyaloglarınız? Gayet güzel karşılık bulabiliyoruz. Sıkıntı yok. Hemen ulaşabiliyoruz. Neler yapıldı peki mahallenizde? Düğün salonu yapıldı, sağlık ocağımız yapıldı. Dolmuşlarla sorunlarımız çözüldü. Her türlü sorunumuz çözüldü yani. Hepsi teşekkür ediyor. Şu anki hizmete hepsi teşekkür ediyor. Sıkıntımız yok. Mahallemizden arkadaşımız da burada zaten. Şu ana kadar memnunuz. Diğer başkanlarımızın 20 yılda yaptığı hizmetleri bak ki 4 yılda sığdırdı başkanlarımız. Salili, ben gözüm gördüğü kadarıyla güzel bir hizmetler sığdırdılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir dizi açılış ve programlar için gittiği Salihli'de şehit ve gazi derneklerini de ziyaret etti değerli seyircilerimiz. Ziyaretler sırasında duygulu anlar yaşayan Başkan Ergün, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'de şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Başkan Ergün'e Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban ve ilçe teşkilatları eşlik etti. Başkan Ergün ve beraberindekileri Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şube Başkanı Abdullah Varol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve yönetimleri karşıladı. Derneklere günün anısına hediye takdiminde bulunan Başkan Ergün, derneklerin istek ve taleplerini de dinledi. Bir köşede hatırlarımız. Buradayız başkanlarım. Şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad eden Başkan Ergün, hepsine şükran borcumuz var, mekanları cennet olsun diye konuştu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Deniz'i ağırlayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, merkezin işleyişi ve yapılan işler hakkında bilgiler sundu. Vali Deniz, Akbaş ve ekibini tebrik etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunus Emre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ve Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Deniz'i Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve personeller karşıladı. Nasılsınız, iyisiniz? Merhabalar. Akbaş merkezi gezerken aynı zamanda da Vali Deniz'e yapılan işler ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Aşı karnesiyle beraber ücretsiz bir şekilde sahiplendirmesini yapıyoruz.
Valideniz, yürütülen çalışmalar ve sevimli dostlarımızın sahiplendirilmesinde önemli rol oynayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Daire Başkanı Akbaş, ziyaretlerinden dolayı Vali Ahmet Deniz'e ve bugüne kadar yapılan güzel işlerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sayesinde olduğunu belirterek Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Evet, Sayın Valimiz ve Kaymakamımız teşekkür ediyoruz kendilerine. Hayvan bakım ve tedavi merkezimizi, personelimizi ziyaret ettiler, bizi memnun ettiler. Kendilerine yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Hayvan bakım ve tedavi merkezimizi gezdirdik. Türkiye'de ciddi bir yere taşıdığımızı düşünüyorum. Gerek yaptığımız işte en son yürüteş projesi, gerekse hayvanlara yapılan bakımımızda, tedavilerimizle iyi bir yere getirdiğimize inanıyorum. Tabii bunu da devletimizin en büyük Manisa'daki mülki erkanıyla paylaşmak bize gurur verici oldu. Kendilerinin de buradan memnun ayrıldığını görmek bizi mutlu etti açıkçası. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hayvan haklarına saygılı, doğaya saygılı tarzımızı, çalışma biçimimizi devam ettireceğiz. Bunu da personellerimizle biliyorsunuz yürütüyoruz. Onların hayvan sevgilisine olan düşkünlükleri, ilgisi bizi de açıkçası başarılı kılan unsurlardan bir tanesi. Tabii bunların içinde en başta Sayın Başkanımızın destekleri, bunu biliyorsunuz. Bunu her zaman dile getiriyorum. Kendisi de bir hayvansever. Dolayısıyla burada başarı kaçınılmaz oluyor. Bugün gurur duyduk gerçekten. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şehit ve gazi dernekleriyle vakıflarını ziyaret etti. Ziyaretlerde dernek ve vakıfların istek ve görüşlerini dinledi. Sağ ol. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Harp Mağlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Türkiye Gaziler ve Şehit Haneleri Vakfı'nı ziyaret etti. Başkan Ergün'ün ilk durağı Harp Mağlulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği oldu. Başkan Ergün'ü dernek başkanı Ümit Taydaş karşıladı. Ziyaretleri sırasında Başkan Ergün'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Ülke Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban eşlik etti. Bir köşede hatırlarınız, sağ olasın. Başkanım tatlısın. Günün anısına derneğe vazo hediye eden Başkan Ergün, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 17 ilçede 1088 mahalleye hitap eden 1.430.000'e ulaşan bir Manisa ilimiz var. Her yer hizmet bekliyor, her yere ulaşmak noktasında. Bu çalışmalarımızı bütün ilçelerimizde de hayata geçirdik. Koordinasyon merkezlerimizi geçirdik. Entegrasyonları sağladık. Şu anda devam eden süreç içerisinde yine aynı projelerimizi devam ederek hizmetlerimizi sağda vatandaşlarımızı daha iyi yaşayabilecekleri köylerimiz, mahallelerimiz, ilçelerimiz, şehir merkezlerimiz halinde bu çalışmalar devam edecektir. Bugün sizleri burada görmüş olmaktan da mutlu olduğumu ifade ediyorum. Sağ olun başkanım. Allah sizlerden de razı olsun. Dernek Başkanı Ümit Taydaş ise Büyükşehir Belediyesi'nin derneğe olan katkılarından dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti. Kıymetli başkanım, öncelikle derneğimizi ziyaret ettiğiniz için Şehit Ailelerim ve Gazilerim adına size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum size. Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi için de büyük katkılarınız oldu. Biz size güveniyoruz, inanıyoruz. Manisa'ya çok büyük katkılarınız oldu. Manisalı sizi seviyor, kabul ediyor. Doğru, dürüst bir duruş sergileyerek halkın yararına olacak olan her projede, her atılımda, her yapılması gereken işte mevzuda gereken o dirayeti gösteriyorsunuz. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Haneleri Vakfı'na geçen Başkan Ergün, vakıf yöneticileri ve üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaretin anısına vakıf başkanı Osman Akoral'a vazo hediye eden Başkan Ergün'e vakıf tarafından da teşekkür plaketi verildi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vakıfın kullanımına tahsis edilen mekan için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden yönetim kuruluna Başkan Ergün hayırlı olsun dileklerini iletti. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Vesile olduysak ne mutlu bizlere. Gerçekleşen samimi sohbetin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Çekiyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği ile Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Ziyarette
Bıçaklanarak şehit edilen jandarma uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili de rahmetle anıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti. Ziyaretinin ilk durağı Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği oldu. Nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Başkan Ergün'ü dernek genel başkanı İbrahim Sagun ve şube başkanı Adnan Kaya karşıladı. Başkan Ergün ziyaretin anısına derneğe vazo hediye etti. Ufak bir hatıramız bir köşede değerlendirsin. Başkanım buraya da bir baksana. Tabii. Başkan Ergün'e ziyareti sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Balaban ve şehit aileleri eşlik etti. Başkan Ergün ziyareti sırasında Ardahan'da T tipi kapalı ve açık ceza infaz kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen jandarma uzman çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'ni rahmetle andı. Hepimizin başı sağ olsun. O cezaevinde bir jandarma kardeşimizmiş galiba. Şoför bir bıçaklama olayından ikindi de kulada arkadaşlar gittiler. Ne diyelim? Allah tavsiyat ne yapıyorsun? Öyle. Her şey alın yazısı, Rabbim ne yazıyorsa oluyor. Üzülüyoruz tabii ki. Dernek Genel Başkanı İbrahim Sagun, Başkan Ergün'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Siz saygıdeğer başkanımız, bizleri teveccühünüze kullanıp da gelip de ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ve minnet borçluyuz. Bizleri tutan, seven, bizleri koruyup koruyan herkesin yanında bizler de oluruz. Mutlaka ki bu da bir aşikar bir olaydır dedi. Sizler de bizi sevip saydığınıza göre, şehit ve gazilerine önem verdiğinize göre bizler de size teşekkür ediyoruz. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'ne geçen Başkan Ergün'ü dernek başkanı Öztürk Demir çiçeklerle karşıladı. Başkan Ergün ziyaretin anısına vazo hediyesini Öztürk Demir'e takdim etti. Dernek Başkanı Demir, derneğe desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti. Biz sizi ayrı bir seviyoruz. Sarıkamış Şehitleri'nin size ayrı bir sevgisi var. Çünkü belediye başkanlığı sadece park bahçeli olmuyor. Dolayısıyla bu ülkenin gazisini, şehidini unutmayan ve onlar için gerçekten iyi projeleri imza atan bir başkansınız. Başkanlıktan ziyade abi gibi seviyoruz sizi. Biz de minnettarız o noktada size. Hakikaten de ilk açıldığımız gün sizi ziyarete gelmiştik ve o günden bugüne hiçbir zaman siz bize desteğinizi esirgemediniz. Allah sizden razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Yeşilay ile birlikte hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay adlı resim sergisi Fatih Sergi Salonu'nda açıldı. Başkan Ergün serginin anısına Yeşilay'ın pankartına el izini bıraktı. Manisa Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri Yeşilay'ın Celal Bayır Üniversitesi eğitmenleriyle birlikte hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay adlı resim sergisi açıldı. Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sergi Salonu'nda sergilenen Yeşilay temalı resim sergisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımlarıyla açıldı. Başkan Ergün'ün açılışını yaptığı sergide Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleriyle öğrenciler ve veliler hazır bulundu. Kurdelenin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Başkan Ergün resimleri incelerken eser sahibi miniklere kırtasiye seti hediye etti. Yaşamayı seç, bağımlı olma, sigarayı bırak, Yeşilay'ı seç gibi konuların işlendiği sergiyi gezerken bol bol fotoğraf çektiren Başkan Ergün, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Başkan Ergün serginin anısına Yeşilay'ın pankartına el izini bıraktı. Ardından toplu hatıra fotoğraf çekimi gerçekleşti. Evet.
Bu renkli görüntülerle bu akşamki ana haber bültenimizin de sonuna geliyoruz değerli seyircilerimiz. Bizden hemen sonra spor dünyasında gelişen önemli olayların ayrıntılarını da ekranımızda bulabileceğinizi hatırlatalım. Ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir akşam dileyelim. Hoşçakalın.